TV1 ekranlarından merhabalar değerli izleyenler. Haberler ve gündeme yansıyan gelişmelerle bir kez daha karşınızdayız. Yine sıcak gelişmeleri, önemli haberleri ve olayları ekranlarınıza taşıyacağız. Değerli izleyenler, Kayseri Mobilyacılar Odası ve Erciyes Küçük Sanayi Sitesi. Mobilyakent, Mobitek ve Kumus Mol'ün ardından önemli bir eseri daha Kayseri'ye kazandırdı. Türkiye'nin en büyük su bazlı boyama tesisi olan ve Avrupa Birliği fonuyla yapılan Mobi Boya'nın açılışı yapıldı. Mobi Boya, teknolojik gelişmeler ve yeni yatırımlar ışığında Türkiye'nin en büyük su bazlı boyama tesisi olan ve Avrupa Birliği fonuyla yapılan Mobi Boya'nın açılış törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank katıldı. Protokolün çok değerli Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Açılış töreninde bir konuşma yapan Kayseri Mobilyacılar Odası ve Erciyes Küçük Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya, ülkemizin dünya mobilya sektöründe gidecek çok yolu olduğunu belirtti. İnşallah hem Mobitek'te hem de boya tesisimizde bunların hepsi var. Özellikle sıfır atık ve çevreye hiçbir zarar vermeyen bu su bozlu boya teknolojisiyle kimyasal madde kullanılmadan yapılacak mobilya boyası sektörümüze çok büyük bir değer katacak. Ve inşallah ülkemiz mobilya sektöründe yeni bir dönemin kapısını açacak. Efendim Paris İklim Anlaşması çerçevesinde 20 madde var. Bunun 6'sı boyayla ilgili ve Mobi Boya fabrikamız teknolojisiyle bunun 6'sını direkt karşılıyor. Bu konuda da gururluyuz. Yani geleceği çok önceden tahayyül ederek 2016-17 yıllarında yazdığımız projeyle inşallah bunu şu anda faaliyete geçiriyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da açılışı gerçekleştirilen Mobi Boya'dan övgüyle bahsetti. Birazdan birlikte inşallah bir toplu açılış gerçekleştireceğiz. Açılışını yapacağımız eserlerin güncel yatırım tutarı yaklaşık 470 milyon lira. Bu eserlerin arasında Oran Kalkınma Ajansımızın desteklediği 15 milyon bütçeli 6 proje bulunuyor. Bu tesislerde istihdamdan verimliliğe, tarımdan süt işleme tesislerine kadar Kayseri'nin çeşitli ihtiyaçlarına çözümler üretilecek. Kalkınma ajanslarımızla şehir şehir bir taraftan istihdam olanakları oluştururken diğer taraftan işletmelerimizin kapasitesini geliştiriyoruz. Bir yandan da tarım ve hayvancılığın modern bir şekilde yürütülmesine destek oluyoruz. Konuşmaların ardından Mobi Boya tesisinin açılışı yapıldı. Değerli izleyenler, Kayseri'de faaliyet gösteren Turkuaz Seramik'in yeni fabrikasının açılışı yapıldı. Açılışta konuşan Turkuaz Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Abidin Özkaya, istihdam sağlamak için daha çok çalışacaklarını söyleyerek, gelecek sene ihracat hedefimiz 30 milyon dolar dedi. Kayseri'de faaliyet gösteren Turkuaz Seramik'in yeni fabrikasının açılışı yapıldı. Hazır mıyız? Hazır. Fabrikanın açılış törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katıldı. Turkuaz Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Abidin Özkaya, yaklaşık 380 milyon TL yatırım yaptıklarını ve gelecek dönemde de 10 milyon dolarlık yatırım planları olduğunu söyledi. 20 milyon dolar civarında, yani bugünkü değerle yaklaşık 380 milyon lira civarında bir para harcadık. 200 kişiye ilave istihdam sağlayacağız. Sizden aldığımız güçle, Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu Türkiye Yüzyılı projesiyle yatırımlarımıza devam edeceğiz. İnşallah 2023'te de önümüzde programladığımız bir 10 milyon dolarlık tevsi, otomasyon, robotik sistemlerle ilgili bir yatırım programımız var. İnşallah bu yatırımlarımıza da 2023 yılında devam edeceğiz. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise seramik sektörünün Türkiye'nin gözbebeği olduğunu vurguladı. Bugün 12 aylık ihracatımız 253 milyar dolar. Bizim petrolümüz, doğalgazımız yok. Topraktan çıkarıp biz bunları satmıyoruz. Biz ancak üreterek ihraç edebiliyoruz. Seramik sektörü de bu manada şu anda göz bebeği sektörlerimizden bir tanesi. Açılışın ardından protokol üyeleri fabrikayı gezerek ürünler ve çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Değerli izleyenler, Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Çetin Arık bazı veriler paylaştı bu yıl içerisindeki gelişmelerden ötürü ve eleştirilerini sıraladı. Çetin Arık,
Kasım ayında 132 esnafın ticaret sicil terk işlemi yaptığını belirterek son 11 ayda 11 yılın rekoru kırılarak 1469 esnafımız Kasım ayında da 132 esnafımız sicil terk işlemi yaptı. Boşuna masal anlatmasınlar, Kayseri'de artık çarklar dönmüyor diye konuştu. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nun açıkladığı raporun Kayseri bölümü dikkat çekti. TESK verilerine göre Kasım ayında 132, son 1 ayda son 11 yılın rekoru kırılarak 1469 esnaf sicil terk işlemi yaptı. Bu rakamların son derece düşündürücü olduğunu vurgulayan CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, iktidarın çizdiği pembe tabloların sadece bir algıdan ibaret olduğunu ifade etti. İşsizliğin önemli bir sorun olarak milletin karşısında durduğunu ifade eden Arık, iktidara sorarsanız Türkiye uçuyor, Kayseri uçuyor ama sokağa çıktığınızda durum içler acısı. Bugün bir avuç yandaş dışında ülkede durumundan memnun olan hiç kimse yok. İşçi sıkıntıda, memur sıkıntıda, emekli yoksulluk sınırının altında, ücretin altında eziliyor. Çiftçi ürettiğinin karşılığını alamıyor, sanayici yarınını göremiyor, esnaf bir bir dükkan kapatıyor. Ticaret şehri Kayserimizdeki rakamlar gerçekten içler acısı. İktidar pembe tablolar çizmeye kalsa da artık mızrak çuvala sığmıyor. Son 11 ayda 11 yılın rekoru kırılarak 1469 esnafımız, Kasım ayında da 132 esnafımız sicil terk işlemi yaptı. Boşuna masal anlatmasınlar, Kayseri'de artık çarklar dönmüyor dedi. Mustafa Kemal Atatürk'ün heyeti temsiliye reisi olarak Kayseri'ye gelişinin 103. yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Dönmeyeceğiz geri. Damarlarımızda taşıdığımız ecdat kanı ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün heyeti temsiliye reisi olarak Kayseri'ye gelişinin 103. yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan törende ilk olarak Büyük Atatürk Koşusu'nda dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Sayın Havatuğu General, Sayın Haldun Taşan'ı kürsüye davet ediyorum. Kayseri Valiliği, Garnizon Komutanlığı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra siyasi partilerin çelenklerinin sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra bir konuşma yapan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mustafa Kemal Atatürk'ün Kayseri'ye gelmesinin kent için bir onur meselesi olduğunu söyledi. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal'in öncülüğünde Samsun'da yakılan milli mücadele ateşi kongreler ve görüşmelerle kent kent dalga dalga yayılırken bir yandan da ulu önderin kent ziyaretleri halka hem moral veriyor hem de heyecanları zirveye taşıyordu. Bu anlayış içerisinde Kayserimizden Ankara'ya gitmek üzere Sivas'tan hareket edip Kayserimize teşrif eden ve Perşembe akşamı gelip Cuma günü Perşembe akşamı Sivas'tan çıkıp Cuma günü Kayserimizde ve Cumartesi günü kalmak suretiyle Pazar günü de ayrılan heyeti temsiliye reisi Mustafa Kemal Paşa ve heyet üyeleri elbette ki şehrimiz için onur vesilesi olmuştur. Büyükkılıç'ın konuşmasının ardından Atatürk isimli şiir ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kayserililere mesajları okundu. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenin ardından düzenlenen etkinlikler Atatürk evinde devam etti. Burada Mustafa Kemal Atatürk'ün Kayseri'ye gelişi canlandırıldı. Ardından öğrenciler Atatürk'e yazdıkları mektupların bağlı olduğu balonları havaya bıraktı. Protokolün Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin açtığı resim sergisinin gezilmesiyle buradaki etkinlik sona erdi. Değerli izleyenler, Mustafa Kemal Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 103. yılı Kayseri'de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Bu kapsamda İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde bir konferans düzenlendi. Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin yıl dönümü kutlamaları devam etti. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde bir konferans düzenlendi. Osmanlı Devleti'nin artık hükümranlık hakkından, yani bir devlet olma niteliğinden bahsetmek mümkün değildi. Kültür merkezinde gerçekleştirilen konferansa Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, yöneticiler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. 2019
yılında doktora eğitimini Rusya'nın Kafkasya İdaresi hakkındaki Atatürk'ün Kayseri'ye gelişi konulu konferansta o dönem yaşananlar ve perde arkası anlatıldı. Toprakları düşman yurt ordularının kontrolüne geçti. Bunlardan belki de en acısı 1453'ten beri düşman ayağı değmeyen İstanbul'un İtilaf devletleri askerlerine kapılarını açması, aynı zamanda büyük fedakarlıklarla düşmanın durdurulduğu Çanakkale'nin işgalcilerin kontrolüne girmesiydi. Diğer taraftan ateşkes sonrası Anadolu'da başlayan işgaller süreci, savaştan yenik çıkmış Türk toplumunda direniş psikolojisini güçlendirerek kışkırtıcı etkiler doğurdu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Gaziantep Şahinbey Belediyesi öncülüğünde Kayseri'de eğitim gören Gaziantepli öğrencilerle buluştu. Öğrencilerle halay çeken Başkan Büyükkılıç, Kayseri türküsü Gesi Bağları'nı da söyledi. Özel bir salonda gerçekleşen buluşmada Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Gaziantepli öğrencilerle bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, Kayseri'deki belediyecilik hizmetleri ve gerçekleştirdikleri projelerden bahsetti. Bir dil bilme artık sıradanlaştı. İkinci bir dile mutlaka eğilim gösterin. Birinciyi özümseyin, hazmedin, ikinciye de yönelin. Bir adım önde olmanız lazım. Araştırmacı olun, her zaman kendinizi ön plana çıkaracak güzel etkinliklerde yer alın, bizim üzerimize ne düşüyorsa, gerek sosyal tesislerimizde, gerek spor tesislerimizde, gerek yeme içme mekanlarımızda, hepsinde size her zaman bir ayrıcalık, bir avantaj sağlayacağımızı ben burada ifade etmek istiyorum. Buluşmada söz alan Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise belediyecilik anlamında Kayseri'ye örnek aldıklarını söyledi. Kendisi uzun süredir belediye başkanlığı ve milletvekili yapmış, çok tecrübeli bir insan. Biz aslında belediyecilik anlamında Kayseri'yi taklit ediyoruz. Kayseri, Konya, bizim hep gıpta ile baktığımız şehirler, onların peşinden yetişmeye çalışıyoruz. Gençler de Başkan Büyükkılıç'a öğrenci dostu hizmetlerinden dolayı teşekkür ederken Büyükkılıç öğrenciler tarafından Gaziantep yöresine ait türkülerin seslendirildiği mini konseri dinledi. Büyükkılıç konser içerisinde Kayseri türküsü olan Gesi Bağları'nı seslendirerek öğrencilerin etkinliğine ortak oldu. Melikgazi Belediyesi ve Hayırsever İşbirliği ile Yeniköy Mahallesi'nde yapılan Şehitler Camii tamamlanarak yakında hizmete girecek. Melikgazi için hizmetlerin açılış yılı olan 2023 yılında caminin hizmete açılacağını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 29 bin metrekare alanda hem şehitler parkımız var hem de camimiz burada yükseliyor. Şu ana kadar Kayseri ve civarında şehit olmuş, burada defin olmuş tüm şehitlerimizin isimleri burada yaşayacak. Şehit aileleri ve gazilerimiz için burada güzel bir sosyal tesisi yapacağız dedi. Palancıoğlu, manevi ortam olacak inşallah. 640 metrekare alanda inşa ettiğimiz camide 512 kişilik ana ibadet alanı ve 190 kişilik de bayan bölümü bulunuyor. Camimizde büyük kısım tamamlandı. 2023 yılı açılışlar yılı olacak demiştim. İnşallah 2023 yılında camimizi yaparak ibadete açacağız. Melikgazi'de sadece cami değil, okul, sosyal tesis, park ve sağlık ocağı gibi ihtiyaçları da bir bir gideriyoruz. Bu kapsamda hayırseverimiz Davut İsmail Bayırbaşı'na da bu güzel hayır ve destekleri için teşekkür ederim. Tamamlandığında adına yakışır güzellikte olacak camimizin şimdiden Melikgazi'mize hayırlı olmasını dilerim. İhtiyaç olan yerlerde ihtiyaca yönelik çalışma yapıyoruz dedi. Koca Sinan Belediyesi 2022 yılında ilçeye kazandırdığı 345.500 metrekare yeşil alan ve 74 yeni parkla park sayısını 284'e yükselterek yine yeşil alan rekoru kırdı. Koca Sinan Belediyesi'nin yeşil alan çalışmaları sürüyor. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Koca Sinan'da toplam yeşil alanı 6.167.461 metrekareye ulaştırarak yeni bir rekor elde ettiklerini söyledi. Yapılan her bir çalışma daha güzel bir Koca Sinan içindir diyen Başkan Çolak Bayraktar, Koca Sinan'ın daha da güzelleşmesi için yeni parklar yapmaya devam edeceklerini ifade etti.
topak çalışmalarıyla da beton çalışmaları, sersemin çalışmaları, oyun grupları, yürüyüş yolları vesaire gibi donatılarıyla birlikte insanların kullanabileceği, çocuklarımızın cıvıl cıvıl sesleriyle şenlenecek parklar haline gelecek. Hayırlı olmasını diliyorum. İyi günlerde kullanılsın. Kocasinan'ın her bir bölgesinde, özellikle park ihtiyacı olan mahallelerimizde veyahut da mülkiyet olarak artık kamuya geçmiş, belediyemize geçmiş, mülkiyet sorunu kalmamış, imar planlarında park olan her bir alanı da yeniden park yapmak, Kocasinan'ımıza yeni alanlar kazandırma noktasında yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Ve bu park çalışmaları bölgedeki yaşayan, çevredeki yaşayan sakinlerimizin pencerelerini açtıkları zaman, dışarıya çıktıkları zaman yüzlerine gülümseyecek parklar olarak tamamlanmış olacak ve şehrimize, Kocasinan'ımıza yeni bir estetik dokunuş kazandırmış olacak. Her bir parkımızın yapımı tamamlanmasıyla birlikte hem yetişkinlerimizin hem de çocuklarımızın oturabilecekleri, oynayabilecekleri mekanları da Kocasinan'ımıza kazandırmış olacağız. Talas Belediyesi Aralık ayı kültür sanat etkinliklerinde bu haftada yine birbirinden önemli programlar gerçekleştirecek. Sarardı yeşil yaprak, dal kovdu, fidan düştü, baykuşa çifte yalı, bülbüle zindan düştü. Her yaştan vatandaşa hitap eden etkinlikler 21 Aralık Çarşamba Nurullah Genç Konferansı ve 23 Aralık Cuma Taksim Trio konseriyle devam edecek. Nurullah Genç hocamızın hizmet uğrunda, yani dünyanın her yerinde Allah rızası için. Şair yazar Nurullah Genç'in konuşmacı olarak katılacağı Başarı Bedel İster konferansı ile azimle çalışarak başarıya ulaşmanın ve kişisel gelişimin detayları anlatılacak. Konferans 21 Aralık Çarşamba günü saat 19.30'da Sabancı Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. Bu haftanın ikinci programında ise Taksim Trio grubu konser verecek. Ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici'nin yanı sıra bağlamada İsmail Tunçbilek ve kanunda Aytaç Doğan'dan oluşan grup 23 Aralık Cuma günü saat 20'de Erciyes Kültür Merkezi'nde başlayacak konserlerle kulakların pasını silecek. Talas Belediyesi'nin düzenlediği bütün faaliyetler ücretsiz olarak takip edilebilecek. Her fırsatta vatandaşlarla birlikte olan, sıkıntılarını, sorunlarını dinleyen ve çözüm konusunda yapılabilecek bir şey var mı diye çaba içerisinde olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Grup Başkan Vekili Kazım Yücel, bugün de İYİ Partili gençlerle birlikte Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara simit ikram ederek sohbet etti. Bilmem, siz derseniz olacak. Demezseniz olmayacak. Sık sık vatandaşlara buluşan İYİ Partili Kazım Yücel yine vatandaşı dinledi. Her şey iyi olacak. Her şey iyi olacak. Her şey iyi olacak. Vatandaşlar yaşadıkları sorunlardan ve ekonomiden dert yandı. Bölüşenlerdeniz. Evet. Sen de benden bölüşeceksin. Aynen. Allah razı olsun. Yatıracağım bak. Ben bu şehre hizmet edeceğim. Söz ver. Hangi vatandaşın nerede derdi var yanında olacağım. İktidarda değiliz ama sesler olup duyuracağım. Kazım Yücel'e İYİ Partili gençler de eşlik etti. Vatandaşı dinleyen Yücel bir de vatandaşlara simit ikram etti. Değerli izleyenler, Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde motosikletin otomobile çarpması sonucu meydana gelen feci kazada abi hayatını kaybetti, kardeşi ağır yaralandı. Melikgazi ilçesi Aydınlık Evler Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde yaşanan kazada Zafer Mert yönetimindeki motosiklet Cengiz Topel Caddesi üzerinden ana yola kontrolsüz çıkan Suna M dairesindeki otomobile çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Feci kazada otomobilin altında kalan Zafer Mert hayatını kaybetti. Motosiklette bulunan kardeşi Osman Mert ağır yaralandı. Osman Mert ambulans Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine kaldırıldı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda inceleme yaptı.
Kazaya karışan otomobil ve motosiklet çekiciyle kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Suna M. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İtfaiyenin yardımıyla otomobilin altından çıkartılan Zafer Mert'in cansız bedeni ise hastane morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Kayseri'nin Melih Gazi ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Melih Gazi ilçesi Mimar Sinan Şirintepe Caddesi Malazgirt Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada 38DA285 plakalı otomobil 38ZU445 plakalı hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra takla attı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil içerisinde bulunan ve yaralanan MB ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken polis ekipleri de yolda güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Kazaya karışan araçlarda incelemenin ardından çekiciyle kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Efendim, Kayseri'nin Kocasenel ilçesinde mobilya imalathanesinde çıkan yangında mobilya imalathanesi küle döndü. Kocasinan ilçesi Oymaağaç mahallesinde bulunan mobilya kentteki bir imalathanede yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise alevlere müdahale etti. Çevre iş yerlerine sıçramadan söndürülen yangında iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangın alanına gelerek iş yeri sahibine geçmiş olsun dileklerini ileten Kayseri Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Ercan Sarıkaya, iş yerinin yeniden faaliyete geçmesi için çalışmalara başlanacağını söyledi. Acı gerçeklerinden biri, hafta içerisinde de organize sanayi bölgesinde bir çelik kapı fabrikamızda bir yangın çıkmıştı. Bugün de maalesef bir üyemizde böyle bir yangın çıktı. Şu an için neyden çıktığı çok belli ve kesin değil ama genelde elektrik kontağına kaynaklı olduğu düşünülüyor. Geçmiş olsun diyoruz. Biz mobilyacılar odası olarak bu mobilya kent sanayi sitesini kurduk. Kooperatif olarak da buradaki bütün iş yerlerinin biz tedbirlerini alıyoruz. Bütün iş yerlerimiz, alışveriş merkezimize dahil hepsinin sigortaları mevcut. İnşallah biz üyemizin yanındayız. En kısa sürede mağduriyetini gidereceğiz. Tekrar faaliyete geçmesi için kooperatifimize ait teknik kadromuz var. Mühendisimiz, mimari ekibimiz. Onlar hızlı bir şekilde yaramızı saracaklar. Üyemize gereken desteği vereceğiz. Çok şükür ki herhangi bir can kaybı yok akşam saatlerinde olduğu için. Geçmiş olsun diyoruz. Tabii ki bunların ders almak ve önümüzdeki günlerde, yıllarda yeni yangınların çıkmasını engelleyebilmek için de tedbirlerin alınması gerekiyor. Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda bir aracın torpido gözünden 300 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Kayseri İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce yapılan istihbari çalışmalar neticesinde AÖ'nün Kayseri'den Sivas'a uyuşturucu madde götürerek piyasaya süreceği bilgisine ulaşıldı. Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri narkotik köpeği ile Aydınlık Evler Mahallesi'nde bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada aracın torpido gözünde 300 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. AÖ gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ yani KAYMEK, yabancı dil öğretmek ve kaliteli bir eğitim sunmak amacıyla İspanyolca ve Fransızca dersleri verecek. Buna göre KAYMEK Akademi'de yabancı dil öğrenmek isteyenler için yabancı dil kurs kayıtları başladı. Büyükşehir Belediyesi eğitim alanındaki öncülükleriyle her zaman adından söz ettirmeye devam ediyor ve kaliteli eğitim hizmetleriyle her zaman kursiyerlerle buluşturuyor. Bu kapsamda KAYMEK Akademi tesisinde İspanyolca A1 seviyesi ve Fransızca A2 seviyesi kurs kayıtları başladı. Kursiyerler farklı bir dil öğrenmek ya da mevcut bilgilerini bir üst seviyeye taşımak için KAYMEK yabancı dil kurslarına kayıt yaptırabilirler.
Kursa kayıt yaptırmak isteyenler detaylı bilgi için www.kaymekonline.com adresinden alabilirler. Kaymek tarafından İngilizce, Arapça ve Türk işaret dili kursları da düzenleniyor. Değerli izleyenler, Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde turizm yatırımları sürüyor. Bu kapsamda Keşlik Mahallesi'nde yamaç paraşütü alanı oluşturuluyor. Yamaç paraşütü yapılacak alana giden yolda da çalışma başlatıldı. Yeşilhisar ilçesi Keşlik Mahallesi'nde yamaç paraşütü çalışmaları sürüyor. Keşlik Mahallesi'nde yamaç paraşütü yapılacak alana giden yolda ise çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Keşlik Mahalle Muhtarı Emir Metin, seneye yamaç paraşütü festivali yapacağımız için heyecanlıyız şeklinde konuştu. Mahallesi Muhtarı Emir Metin, bu gördüğümüz alan yamaç paraşütü yapmak için açtığımız yeni yolumuz. İnşallah bu yolumuzu tamamına erdirip baharın festival yapacağız, yamaç paraşütü festivali. Köyümüz için, ilçemiz için güzel bir kaynak olacak inşallah. Turizm için değerli bir katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum bu konuda. Değerli izleyenler, spordaki gelişmelere bakacağız şimdi. Kayseri Spor Türkiye Kupası 5. tur maçında sahasında oynayacağı Gençler Birliği maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Çağdaş Atan, kamp döneminde fiziksel anlamda istediğimiz verimi aldık dedi. Kayseri Spor Türkiye Kupası 5. tur maçında evinde oynayacağı Gençler Birliği maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde antrenman yapan futbolcular düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Kısa alanda pas çalışmasıyla süren antrenman teknik çalışmayla sürdü. Antrenman öncesinde gazetecilere konuşan Kayseri Spor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, çok güzel ve sağlıklı bir ortamda iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini belirtti. Çok güzel bir ortamda, çok sağlıklı bir ortamda iyi bir kamp dönemi geçirdik. Aramızda sadece Ali Karimi ile Macit Hüseyin yoktu Dünya Kupası'nda olduklarından dolayı. Herhangi bir sakatlık problemi çok şükür yaşamadık. İyi fiziksel anlamda istediğimiz verileri aldık. Oyun olarak da farklı oyunlarda denediğimiz 3 tane hazırlık maçı oynadık. İyi de sonuçlar aldık. Sonuçların çok önemli olmamasına rağmen. Dün de oyuncularımla konuştum. Yavaş yavaş hazır hale geliyoruz. Şimdi önümüzde çok önemli bir kupa maçı var. O kupa maçını oynayıp ondan sonra ligde hafta sonu oynanacak maçları izleyeceğiz. Çünkü ilk hafta maçımız yok. Ondan sonra da Alanya maçına hazırlanacağız. Kulübün hafta sonu yapılan olağanüstü kongresini değerlendiren Atan, Berna Gözbaşı'na teşekkür ediyor, Ali Çamlı'ya başarılar diliyorum şeklinde konuştu. Berna Gözbaşı'na bana bu kulüpte çalışma imkanı verdiği için sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Bence hem hayatından hem kariyerinden hem mesleğinden çok büyük fedakarlıklar yaparak Kayseri Spor'a bence çok önemli hizmetlerde bulundu. O yüzden ona bu anlamda da çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hayatında ona güzel kızıyla, ailesiyle mutlu bir hayat diliyorum. Belki ileride yollarımız tekrar ya da yolları tekrar Kayseri Spor'la kesişebilir. Çünkü bir Kayseri Spor sevdalısı kendisi. Ona bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum. Bu kulübü içinde daha önceden görev almış, bu kulübün şartlarını bilen, bu kulüp için daha önce fedakarlıklar da yapmış yeni başkanımız Ali Çamlı başkan oldu biliyorsunuz. Ona da yeni görevinde başarılar diliyorum. Kayseri Spor'da Gençler Birliği hazırlığı sürerken oyuncular Mametyan ve İlhan Parlak da birer değerlendirmede bulundu. Kayseri Spor'un Senegalli yıldızı Mamet Yam, kamp dönemini iyi geçirdiklerini söyledi. Tiam, umarım önümüzdeki dönemde yani ligin geri kalan kısmında her şey çok daha iyi olacak diye konuştu. Bence çok iyi bir kamp dönemi geçirdik. Orada çok iyi çalıştık. Hocalarımız, staffımızla birlikte çok iyi bir kamp dönemi geçirdiğimizi düşünüyoruz. Hazırlık maçları oynadık, güzel maçlardı. Onun dışında taktiksel olarak da bazı yeniliklere çalıştık. Umarım önümüzdeki dönemde ligin kalan kısmında çok daha iyi olacak. Şampiyon olan Arjantin'i tebrik etmek istiyorum. Afrika futbolu olarak biz gelişmeye devam ediyoruz.
Bunu da en son Fas örneğinde görebiliriz. Ama bu gelişmeyi sağlarken yani sahalara ve stadyumlara da hani yatırım yapmalıyız. Kayseri sporlu futbolcu İlhan Parlaksa, Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi'nin Dünya Kupası'nı almasının kendini çok mutlu ettiğini ve kendisinin almış gibi hissettiğini ifade etti. Ben bir Messi hayranıyım. Çoğu gidip her fırsat bulduğumda kendisini canlı izlemeye de Barcelona'dayken özellikle gidiyordum. Yani bence dünya futbolunun gelmiş geçmiş en iyisi. Yani onu izlerken aldığım keyif bana hiçbir şey de vermiyor. Yani böyle bir futbolcunun yani gerçekten bir dünya kupasını hak ettiğini düşünüyorum. Biraz futbolun adaleti varsa o kupanın Messi'ye gideceğine inanıyordum. Hatta burada çoğu arkadaşımız, özellikle Çağdaş Hocam, Ronaldo'cu olduğu için onunla biraz da böyle şeylerimiz oluyordu. Ama bugün sabah sağ olsun kendisi beni tebrik etti. Gerçekten hani kendimi almış kadar da sevindim diyebilirim. Ve bu haberle bültenimizin sonuna geldik değerli izleyenler. Ben yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de siz değerli izleyicilerimize. Biz yine her gün haberleri ve gelişmeleri size aktaracağız. Başka bir yayında görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.